Merhabalar herkese. 21. yüzyılın vazgeçilmezlerinde olan telefon, video kayıt cihazları ve buna benzer görüntü yakalan birçok teknolojik alet bulunmakta. Video kayıtları sırasında karşılaşılan 5 esrarengiz olaya hep beraber tanık edeceğiz. Bu 2009 yılında Norveç ve İsveç'te yaşayan birçok kişi havaya bakınca bu ilginç spiral şeklinde ışığı gördü. Gökyüzüne beliren ışık gitgide büyüyerek dev bir spirale dönüştü ve uzun bir süre orada kaldıktan sonra kararak kayboldu. Bu olayın bugüne kadar hiçbir bilimsel açıklaması bulunmamakta. Norveç Savunma Bakanlığı bu ışın kaynağının Rusların bir silah denemesi olduğunu savundu. Fakat olay dış basında genişçe yer aldı. İzlediğiniz video Birleşik Krallık'ta bulunan Wessex yolunda trafik gözlem kamerası tarafından yakalandı. Videoda gece 2 civarı yoldan hızla geçen garip bir yaratık görülüyor. İzlediğiniz görüntülerdeki yaratığın ne olabileceği tartışmalara yol açtı. İlk bakışta ceylan görünümünü andıran bu yaratık 100 km hızla gelen bir otomobilden daha hızlı hareket ediyor. Sonuç olarak bu görüntüdeki yaratığın ne olduğu bilinmiyor. Bu video konsoldaki nickname'i Zerofox olan bir kullanıcı tarafından yüklendi. Evde tek başınayken Xbox One için aldığı Kinect cihazını denemek istedi ve bunu videoya kaydetti. Kameradaki aydınlatma seçeneklerini değiştirirken aniden arkasında bir gölge belirdi. Zerofox bu görüntüye bakmak için başını çevirdiğinde gölge bir anda hareket ederek kadrajdan ayrıldı. Fox'ın açıklamasına göre bu görüntüler tamamıyla gerçek çünkü Kinect cihazıyla çekilmiş. Videodaki cismin ise ne olduğu bilinmiyor. Bu videoda kötü bir ruh tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir çocuk bulunuyor. Çocuğun ailesi kasabadaki insanların onlara inanması için yaşadıkları olayları videoya kaydetmişler. Videonun bir karesinde çocuk ailesi sandalyede oturuyorken çocuğa birkaç soru soruluyor ve bunlara cevap verirken birdenbire geriye doğru çekiliyor. İlk anda fark etmemiş olabilirsiniz çocuğun sağ kolundan havaya doğru çekildiğini. Kesinlikle biri onu bileğinden tutuyor ve geriye doğru çekiyor. Eğer bu çocuk numara yapıyorsa gerçekten çok iyi bir pandemi sanatçısı demektir. Fakat bir görüntü daha var ki bu seçeneği neredeyse yok ediyor. Hemen ikinci görüntüdeki fikirlerinizi yoruma belirtin. İkinci video çocuk mahallesinde bir duvara yaslanıyor ve ayakta duruyor. Sol bacağı ise aniden yukarı kalkıyor. Ve tüm vücudu onunla birlikte hareket ediyor. Sanki birisi ayağından tutup çekiyor. Eğer bu görüntü sahte ise gerçekten çok iyi bir dengesi olan pandemi sanatçısı demektir. Sizce Jamaika'da çekilen bu video gerçek mi yoksa sahte mi? Çin'deki süpermarketin güvenlik kamerasından alınan bu videoda her zamanki gibi alışverişe gelen sıranın insanlar bulunuyor. Videoda da fark ettiğiniz gibi siyah giyinimli yaşlı kadın sağındaki reyondan bir eşya yere düşüyor. Kadın geriye dönüp düşen eşyayı eski yerine koyuyor. Bu andan itibaren kadının garip hareketler sergilemeye başladığını görüyoruz. Önce arkasına yaslanıyor, daha sonra ise yavaşça yere oturup acı çekmeye başlıyor. Bu sırada krize giren kadının etrafındaki insanlar yardım etmeye çalışıyor. Karşısındaki adam ise garip hareketler sergileyerek sanki bir ayin gerçekleştiriyorken bir anda büyük bir sismik patlama oluyor. Patlamadan sonra gözle görülebilir şekilde bazı eşyalar sarsılıyor. Bazı insanlar bu tür olayların sebebi olarak şeytani eşyalara doğrudan temas etmeyi gösteriyor. Şeytani bir olay ya da değil, olayın gerçekliğini bilmiyoruz. Ancak iddia edilene göre görüntülerde herhangi bir oynama bulunmamaktadır. Her şey bitip olay sona ermeye başladığında ise bu olayı başlatan öğe bir kez daha yere düşüyor. Belki de ikinci bir kurbanını arıyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.